Size yansıyor mu hiçbir fikrim yok. Evet. Bugün hayatından defoluyorum fark edilmiyor ama kahroluyorum içime attığım gibi kendimi çöpe atıyorum. Sevmediğini iyi biliyorum arkadaşlara henüz söylemiyorum. Her şeyden vazgeçtim gidiyorum. Sen bana nefes, ben sana herkes. Daha gelmem, karşındayım son kez. Evet tam yeter. Ağlayacağım şimdi. Tamam şimdi arkadaşlar ee, hemen videonun akabinde devam ediyorum. Ben buradan böler bir diğer video olarak başlarım. Şimdi Bakteriler, arkeler ve protistalarla ilgili ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi 7. sorumuzda 7. soru ama aslında 1. soru siz aynı cevap anahtarını kullanırsınız. 2 pdf'i de eklerim ben. Diyor ki bir bakteri hücresinde bulunan bazı yapılar aşağıda gösterilmiştir. Bu şekle göre bakteri hücresiyle ilgili verilen ifadelerden hangileri söylenebilir demiş. Şimdi bakıyorum yukarıdaki bakteri oksijenli solunum yapan bir bakteri türüdür. Kesinlikle doğru. Nereden biliyorsunuz hocam? Şuradan. Mezozom hücre zarını kıvrımlarıyla oluşmuş bir yapıdır ve mezozom dediğimiz yapı arkadaşlar oksijenli solunumun gerçekleştiği bir yerdir. O yüzden de arkadaşlar hücre zarının kıvrımları ile birlikte oluşan bu mezozomda oksijenli solunum yapar. E, yukarıdaki bakteride de mezozom yapısı varsa demek ki bu oksijenli solunum yapıyor arkadaşlar. İnorganik maddeyi oksitleyerek besin sentezi yapabilir. Şimdi burada oksitleme kelimesini kullandıysa kanka demek ki bu adam kemo sentez yapıyor olabilmesi gerekiyor mantıken. O yüzden inorganik maddeyi oksitlemesine gerek yok. Zaten kanka burada bakın klorofil var. E klorofil varsa bu normal bir fotosentez yapabilir. Oksitlemeye gerek yok ki o yüzden de ikinci öncülümüz doğru değildir. Konjugasyon köprüsü ile gen transferi gerçekleştirebilir mi? Evet bakın pilus var. Piluslar neye yarıyordu? İki bakterinin birbirine tutunmasına yarıyordu. E, konjugasyonu ayrıca sağlıyordu. O yüzden üçüncü öncülümde nedir? Doğrudur. Halkasal DNA bulunur mu? Evet halkasal DNA'da bulunur. Cevabımız 1, 3 ve 4 yani E seçeneği olacaktır. 8 soruma bakıyorum. Bakteri ve arkeler için aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi ortaktır? Ekstrem şartlara dayanma bir kere ortak değildir. Çünkü bu arkelere ait bir özelliktir arkadaşlar. Devam ediyorum. Parazit türlere sahip olma bu bakterilere ait bir özelliktir. Histon proteinine sahip bir DNA bulundurmak arkeye aittir. Endospor oluşturabilmek bakteriye aittir ama plazmit DNA taşımak hem bakteriye hem de arkeye ait bir özelliktir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorunla devam ediyorum. A ve B canlıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi kanka bak şimdi burada oksijen açığa çıkmış. E, klorofil var. Demek ki buradaki bu A canlısının gerçekleştirdiği besin üretme yöntemi fotosentezdir. Bakın burada kükürt açığa çıkmış. E, burada klorofil var. O zaman bu canlı da yine klorofili varsa bu da yine fotosentez yapan bir canlıdır. Buraya kadar bir problem yok. Ama burada farklı olan şey ne biliyor musunuz? Farklı olan şey karbondioksitin yanında olan hidrojen kaynağının farklı olması ve hidrojen kaynağının farklı olmasından dolayı da açığa çıkacak olan ürünlerden birinin farklı olması. Diyor ki verilen canlıların tamamı fotototroftur. Evet klorofilleri var ve fotosentez yaptıklarının kanıtı. Karbon kaynağı hepsinde karbondioksittir. Evet bakın her ikisinde de karbondioksittir. Doğru. Hidrojen kaynağı değişebilir mi kanka? Kesinlikle gördük ki hidrojen kaynağı değişebilir. Bakın burada e, su iken aşağıda H2S arkadaşlar bu da gitti. İnorganik maddeden organik madde sentezlemiş. Bakın iki inorganik madde birleştirilip besin maddesi oluşturulmuş. Yani bu da doğru. A ve B bakterileri atmosfere oksijen verir. A bakterisi verir. Hiçbir problem yok. Ama B bakterisi kükürt açığa çıkarmıştır. O yüzden o vermeyecektir. Yanlış olanı sorduğu için cevabımız ise E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geldiğim 10. soruya diyor ki tüm bakteri gruplarında Özelliklerden hangisi ortaktır? Endospor oluşturma. Bakın endosporu bazı bakteriler oluşturabilir. O yüzden bir gitti. Konjugasyon ile varyasyon oluşturma. Konjugasyon ile varyasyon oluşturma da ortak değildir. Çünkü her canlı konjugasyon yapacak ya da her bakteri konjugasyon yapacak diye bir durum söz konusu değil. Üretilen veya hazır alınan glikozları glikojen şeklinde depolama, glikojen olarak bakterilerin depolaması kesinlikle ortaktır ve cevabımız C, şeklin, C seçeneğidir. Bütün bakteriler fazla glikozu glikojen olarak depolarlar sevgili arkadaşlar. O yüzden de doğru ama diğer öncülere de bakalım. Kapsül her bakteride değil, bazı bakterilerde vardır. Oksijenli solunum her bakteri yapacak diye bir kural yok. Bazı bakteriler oksijenli solunum yapar, bazıları oksijensiz solunum yapar. O yüzden de cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soruyla devam ediyorum. Aşağıda protist grubunda yer alan terliksi hayvan yani bir paramesyumun şekli verilmiş. Paramesyumda yer alan hangi hücresel yapı tatlı sularda yaşayan canlının su aldığı halde patlamasını engeller? Bakın normalde kanka su taşınırken ozmozla taşınır ve ozmozla taşındığı için de enerji harcanmaz. Ama hücre duvarı olmadığı için ve patlamayı engellemek için var olan bir organel var. Bu da kontraktil koful suyu canlı patlamasın canlı zarar görmesin diye ATP harcayarak dışarı atan organeldir. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. 12. soru bir mantar sorusu. Şapkalı mantar hangisi yanlıştır diyor. Ormanlarda ağaç diplerinde ölü atık ee, üzerinde gelişebilir mi? Evet çünkü bu bir arkadaşlar nasıl canlıdır? Saprofit canlıdır ve gelişimini gerçekleştirebilir. Doğru. Bize zaten yanlış olanı sorduğu için bir olan seçenekleri eleyebilirsiniz. Nemli ve az ışıklı ortamları sevmeleri de kesinlikle doğru. İçerisinde iki olan seçenekleri de eleyebilirsiniz. Protista aleminin değil mantarlar aleminin üyesidir çok çekirdekli yalancı ayaklara falan sahip değildir. Bunlar pasif hareket ediyorlar. O yüzden cevap 3 ve 4 yani D seçeneğidir. Hareket eden mantar var mı? Var. Cıvık mantarlar ve cıvık mantarlar da hareket etme yetenekleri olduğu için mantarlar grubu grubundan alınıp protistalar grubuna yerleştirilmiştir arkadaşlar. Cevabımız 3 ve 4 olacaktır. 13. soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi diyor arkadaşlar mantarlar aleminin bitkilerden çok hayvanlara benzer kılar? Bir hücreli ve çok hücreli çeşitlere sahip olması kesinlikle değil. Spor oluşturarak eşeysiz üremesi bu bitkilere benzer bir özelliği. Kitin yapılı hücre duvarı bulundurması yine bitkilere benzer ama arkadaşlar bakın Depo polisakkaritleri glikojen olarak depolama bunu hayvanlar yapar bitkiler nişasta olarak depoluyordu cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soruya bakıyorum aşağıda protista aleminin özellikleri verilmiştir hangileri mantarlar için de geçerlidir fotototrof türleri vardır demiş mantarların fotototrof türleri bulunamaz çünkü mantarlar fotosentez yapmazlar. Hem ototrof hem de tetrof beslenirler. Hayır Biraz önce de söyledik. Mantarlar fotosentez yapamazlar. O yüzden de ototrof türleri olamaz. Tek veya çok hücreli olabilirler. Endospor oluşturamazlar demiş. Evet, endospor oluşturamazlar. Çünkü bakteriler endospor oluşturuyorlardı. Cevabımız 3 ve 4. Yani C seçeneği olacaktır. 15. sorum ve son sorum sevgili arkadaşlar. Diyor ki aşağıda şapkalı bir mantar verilmiştir. Hangisi yanlıştır demiş. Hemen bakalım bir şapka demiş, iki hif demiş, üç ise gövdeyi ifade eder. Üç arkadaşlar miselyumları daha doğrusu hifleri üç ifade eder. iki ise gövdeyi ifade eder. O yüzden bir numara yanlış. Çeki, e, hücreleri çekirdek ve zarlı organellere sahiptir. Evet mantarlar çok hücreli canlılar. Çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunabilir. Saf su içerisinde uzun süre bekletilirse hemoliz olur. Hayır arkadaşlar hemoliz olmaz. Çünkü hücre duvarı bulunuyor. Hücre duvarı bulunan canlılar patlama özelliği göstermiyorlardı. Yanlış olanı sorduğu için cevap 1 ve 3. Çok efso bir soru arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın. Biyosentezle kalın. Kanala Allah'ınızı seviyorsanız abone olun. Olmazsanız da like atın ama olsanız daha iyi olur arkadaşlar. Hoşça kalın. Biyosentezle kalın.